Bu videodasın çünkü bu videodan gelecek yanıtları duymayı araştıran, isteyen bir tarafı var ruhunun. Şu an içinden geçtiğin her şeyin bir açıklaması var. Sana söz veriyorum. Bir süredir dünyada bir şeyler olup bittiğinin farkındasın. Hayır, doğal olaylardan, savaşlardan, politikadan söz etmiyorum. Tüm bunların da parçası olduğu çok daha büyük bir süreçten bahsediyorum. Belki neden bahsettiğimi çoktan biliyorsun. Çünkü içinden geçtiğimiz, özellikle son birkaç yıl, seni kendi içinde artık kaçamayacağın yerlere doğru sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı. Ve sen de bu sıkışıklığın ne olduğunu araştırma yollarına düştün ve bu yolda karşına birçok cevap, birçok öğreti, birçok bilgelik çıktı. O yüzden tam da birazdan bahsedeceğim şeylere dair kaynaklar, bilgiler, bilgelikler çoktan karşına çıkmış olabilir. Bahsettiğim şey içinden geçmekte olduğumuz kolektif uyanış ve bilinç dönüşümü süreci. Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri seninle paylaşıyorum. Kendi ruhsal uyanış sürecimden çok az bahsetmek isterim. Öncelikle doğduğum günden beri sezgisel taraflarım, soyut alanlara olan ilgim ve buralardaki hissetme kapasitem, enerji alanıyla olan bağlantım zaten her zaman çok yüksekti. Sadece diğerlerinin dünyayı nasıl gördüğü, algıladığı veya benim nasıl görüp algıladığım arasındaki farka dair bir fikrim olmadığı için kendiminkini herkeste var zannediyordum. Bu yüzden de bu hassasiyet aslında benim hayatımı zorlaştıran bir unsur olarak bana geri dönüyordu. Sonra o yüzden buraları birazcık kapattığım dönemlerden geçtim ve hayatıma giren pratiklerle buralar yeniden açıldı. Ancak bir şeyleri bilgi olarak bilmek yetmiyor. Enerjistik olarak, ruhsal olarak kırılımlar, dönüşümler yaşamak ve ruhumuzun özünü açığa çıkartmak yolculuğundayız. Ve bu yolculukta eğer o özün üstünü kat kat perdelerle kapatmışsak, ego bazlı, yani özümüzü tezahür etmek üzerine kurulu olan değil de hayatta kalmak, güvende olmak ve garanti altına alarak konumumuzu bu dünya üzerinde var olma tarafından yönetilen hayatlar yaşamışsak, işte o kabukların kırılıp özün ve ruhun açığa çıkış süreci birazcık sancılı olabiliyor. Ve bu süreç de genelde dışsal etkenler tarafından tetikleniyor. Bir kaza yaşamak, yakınlarımızı kaybetmek, ani keskin hayat dönüşümleri, dönemeçleri, bir partnerden ayrılmak, bir işi bırakmak gibi bu ruhsal uyanışı genelde tetikliyor. Veya enerjetik ruhsal pratiklere giriş yapmışsanız, örneğin yoga gibi, kundalini pratikleri gibi, buradaki ani enerji açılımları da bunu tetikleyebiliyor. Ben bizzat bunu deneyimlemedim açıkçası. Benim gözlemlediğim kadarıyla genelde bir oturup totomuzun üstüne iç dünyamızda neler oluyor ya bakmak zorunda bırakılıyoruz. Hayat tarafından bazı tetikleyici olaylarla. Aslında bir kısmımız bunu bahsettiğim şekillerde belki çoktan deneyimlemişti veya bu tetikleyici olay geliyor. Ama bazen hayatın bizi baktırmak istediği taraflara bakmayı hala reddediyoruz. Hastalık geliyor mesela, tek derdimiz bu hastalık iyileşsin, kurtulayım ve hayatıma devam edeyim oluyor. Oysa ki o hastalığın içerisinde bir bilgelik var. Ama o bilgeliği almak eşittir hayatımızda bildiğimiz çoğu şeyi değiştirmek demek. Belki yanlış arkadaşlarla, dostlarla birlikteyim. Yanlıştan kastım benim ruhuma ve özüme uymayan. Belki ilişkilerde kendimi hiç ifade etmiyorum. Belki varlığımı çok küçük tutuyorum. Hayattan çok az şey bekliyorum. Kendimi artık minnacık bir kutuya sıkıştırmış vaziyetteyim ve ruhum bunu istemediği için beni o kutudan çıkartmaya çalışıyor. Ama ben o kutuyu güvenli bildiğim için diyorum ki hayır, ben yeter ki hiçbir şey değiştirmeyeyim, güvende olayım. Ruhun diyor ki ya bak şu kutudan bir çık, neler var dışarıda. Ama sen dışarı diye bir şeyden haberdar bile değilsin. İşte o kutu bizim egomuzun yarattığı bir alan oluyor. Metafor da oldukça yerinde oldu çünkü aslında insanlığın
geneli olarak, kolektif olarak biz bu kutuyu görmeye ve kutunun dışına çıkabilmemiz için daha derin bir idraka davet edildik pandemi sürecinde. Evlerimizde yalnız kalarak içimize dönmek, hayatta neyin gerçekten kıymetli olduğuna bir daha bakmak, biraz daha dinlenmek, sağlığımız, özgürlüğümüz elimizden gittiğinde çok şeyin anlam ifade etmediğini görmek ve daha saymama çok da gerek olmayan sizin de çok iyi bildiğiniz pek çok şeyle ve bu yüzden belki birçoğumuz mental dengesizlikler deneyimledi, pek çoğumuz terapiye başladı, pek çoğumuz meditasyona başladı ve bu ay başımıza bir şey geldi de biz delirdik, psikolojimiz bozuldu. Öyle bir şey değil. Biz zaten içeride olan ve bakmayı reddettiğimiz şeylere bakmaya başladık. O yüzden görünür oldular. O yüzden yüzeye geldiler. Ve uyandıkça, uyanıp fark ettiğimiz, artık farkında olmadan otomatikçe otopilotta yaptığımız şeyleri bilinç alanına taşıyabiliyorsak, yani onun üzerinde bir özgür irade sahibi olmaya geçebiliyorsak o şeylerden sorumlu oluyoruz. Ve bu sorumluluğu alma haline geçebildikçe o yoğun ruhsal uyanışı bedenleyebilmeye ve topraklayabilmeye başlıyoruz. Yani bu ne demek? Ruhsal uyanışta aslında bedenimize, sistemimize çok yüklü bir elektrik yükü geldiğini düşünün. Çok daha az farkında, çok daha gelişine yaşadığın bir yerden bir anda bir sürü farkındalık yükleniyor sana. Kendinle alakalı, hikayenle alakalı, diğerleriyle ilgili algınla alakalı, dünyayla alakalı, bedeninle alakalı bir sürü bilgi açılmaya başlıyor. Ve bu bilgi aslında birlikten geldiği için, yani hepimizi bir anten olarak düşünürsen ve bir ağa bağlıyız olarak düşünürsen bu ağdan geliyor aslında o bilgi. Ama biz o bilgi çok fazla gelirse sistemimize, sistemimiz kendini biraz kilitleyebiliyor. Çünkü bu yeni bilgileri içeri alırsan hayatında köklü dönüşümler yapman gerekecek. Ve buna henüz belki cesaretin yok, korku yaratıyor. Ve sen de onun korkusuyla bir anda bu gelen yüke, bu elektriğe, bu bilgiye, bu download haline direnç koyuyorsun. Bunu çok bilerek yapmıyoruz genelde. Bu bahsettiğim şey çok hayvani ve çok mekanik bir şekilde çalışabiliyor bilinç dışı bir yerden. Hal öyle olunca da işte o ruhsal uyanışta yaşanan psikolojik sıkıntılar burada başlıyor aslında. Panik, anksiyete, paranoyalarda artış, hele ki bu dönemi kendinizi bir maddeler tüketmeye vererek veya kaçışla uyuşturmaya ve bu yoğunluğu daha az hissetmeye çalışıyorsanız orada hatlar daha da karışabiliyor maalesef. Aslında o hali topraklamak ne demek? Gerçekten bir elektrik yükünü alan prizin topraklı oluşunu burada düşünebilirsiniz. Ayağın yere basarak, kendin kalarak, korkuya, paniğe teslim olmadan, direnç göstermeden, ben iyiyim, ben okeyim, bana bir şey olmuyor, şu anda sadece bilmediğim bir şey oluyor. Ama bu geçecek, ben bunu kaldırabilirim noktasında kalarak hayat bana ne anlatmaya çalışıyor, bana bu yeni gelen bilgiler ne anlama geliyor'yu hayatımıza entegre etmeye başlayabildikçe bu yeni bilgiler ışığında karar almayı, bu yeni bilgilere göre hayatımı, varoluşumu, alışkanlıklarımı, ilişkilerimi, kendimi nasıl ifade ettiğimi tekrar dizayn etme cesaretini ve sorumluluğunu alırsam elime, işte o bilgiler bedenime yerleşebilmeye başlıyor. Öbür türlü geliyor elektrik, diyorum ki hayır içeri girmesin. O zaman ne oluyor? Beyin yakıyor. Beyin yanıyor. Kafayı yakmış oluyorsun. O yüzden hele ki böyle yaftalar, böyle bakış açıları varken, pek çok kişinin aşina olmadığı konularda bir anda derinleşmeye başlarken zaten bana deli mi diyecekler, şu an yaşadığım şey yanlış mı? Ben ya işte ölürsem gidersem, yani orada tonla paranoya açığa çıkabilir. Ama delilikle velilik arasındaki sınır onu bedene indirebilme ve benim varlığımı bu dünya üzerinde hatırlayabilme tarafını aktif tutarak içinden geçebilirsem
gerçekleşiyor. Ve insanlık olarak işte bu bilinci hep birlikte yükseltme niyetimizin olduğu bir aralıktan geçiyoruz. O yüzden ne kadar bu uyanışı bedene indirebilirsen, bu konuda ne kadar cesur olabilirsen, ne kadar kendini, sezgilerini, bildiklerini, içeriden geleni kabul edebilirsen, bedenine, ruhuna, duygularına ne kadar iyi bakabilir ve ne kadar kalbinde olabilirsen, insanlığın uyanış sürecine ancak bu şekilde hizmet edebilirsin. Yine elektronik örneklerden gideceğim, anlamamız daha kolay olduğu için. Yepyeni bir oyun çıktığını düşün. Çok eğlenceli, çok güzel bir oyun. Zekamızı geliştiren bir oyun. Fakat bu oyunu telefonuma sadece ben indirirsem kimseyle oynayamam. O yüzden bu yeni bilinç formlarını barış bilinciyle, birlik bilinciyle, tamlık haliyle, aşk, harmoni, uyum, bolluk frekanslarıyla yaşamaya geçebilmemiz için her birimizin bu yeni bilinç halini, bu formları, var olmanın başka bir katmanını önce kendimize indirip kurmamız gerekiyor. Sonra kendimizden yayabiliyoruz. Ancak bu şekilde insanlık olarak bilinç atlayabiliriz. Yani birisi gelip yepyeni bir bilinç kurup, Süpermen gelip dünyayı kurtaracak. Sonra da biz bu yeni dünyaya valizlerimizi alıp yerleşeceğiz. Böylece dünya daha iyi bir yer olacak. Böyle bir şey yok. Sen bir antensin ve aynı zamanda sen bir istasyonsun. Önce o antenlik halini aktive edip indirmemiz, download etmemiz, sonra kendimizden yayınını yapmaya başlamamız gerekiyor ki hakim yayın, baskın olan yayın, bizden yayılan bu yeni bilinç olabilsin. Çünkü şu anda eski kendilerimizle yayın yaptığımız her an dünyanın frekansı da orada kalmaya devam edecek. Çünkü sen, ben, dünya, o ülke, bu kıta, bunların hiçbiri birbirinden ayrı değiller. Sen, ben, bizim toplamımız, ortalamamız, bilinç halimiz neyse tüm dünya ancak o ve o kadar olabilir. O yüzden kendini değiştirip dönüştürmeden, kendi içinde devrimi başlatmadan devrim olan bir dünyayı yaratamazsın. Öyle kurtarılmış bir bölge, öyle bir realite, öyle bir bilinç hali, öyle bir farkındalık alanı oluşursa bile sen oraya geçemezsin. Senin zaten frekansın tutmaz. Sen neyde titreşirsen yaşam ona dönüşür. Sen barışta titreşiyorsan barış dolu bir dünya görürsün. Sen savaşta ve çatışmada titreşiyorsan savaşı ve çatışmayı görürsün ve dahası yaratırsın. Yani realite kendi içerisinde katman katman her şey aynı anda var oluyor. Güzellik de, çirkinlik de, ayrım da birlikte aynı anda var oluyor. O varoluş katmanlarından hangisine bağlanacağını, yani televizyonun ekranı bir tane ama yüzlerce kanal var. Hangi kanala bağlanıp onu izleyeceğini, onun yayınını içeri alacağını sen seçiyorsun. Bu seçimi yapabilmen için de o yayının orada var olduğu bilgisine sahip olman lazım. Bu dünyada güzelliğin olduğunu bilmen lazım. Bu dünyada barışın olduğunu bilmen lazım ve ben barışın hakim olduğu frekansı, barış yayını yapan kanalı seçeceğim diyebilmek için. İşte içinden geçtiğin tüm bu sıkışmaları, tüm bu kasılıp gevşemeleri, tüm bu deliliğin sınırlarında gezişleri, belki bedensel hastalıkları, belki şu an kaza bela diye gördüğün şeyleri, belki aksaklıkları, depresyonları, bazen mutluluk patlamalarını, krizleri, bu yüzden yaşıyorsun. Çok önemli bir görevin olduğu için. Bu görev sen seçilmiş kişisin ve tüm dünyayı kurtaracaksın gibi bir görev değil. Bu görev kendin olma görevi ve bunu layıkıyla yerine getirmekten daha büyük yapabileceğin bir hizmet yok. O yüzden sana ve senin bu bilgileri bedenleyişine, senin kendinin en canlı, en parlak, en özgür, en otantik versiyonunun açığa çıkışına hepimizin ihtiyacı var. Namaste.